Merhaba arkadaşlar, yeniden İşin Doğrusu kanalındasınız ve bugün de biz Balıkesir'in Burhaniye ilçesine bağlı Şarköy mahallesindeyiz. Bugünkü giriş amacımız burada bir sirke yapım atölyesi olacak arkadaşlar. Elma sirkesi yapacağız. Şef Gizem Manisa ile beraber ve Emine Kuşçu sponsorluğunda yeniden. Bulunduğumuz yer Zeytinliğaoğlu, navigasyondan ulaşabilirsiniz buraya da. Evet, şimdi içeri geçiyoruz arkadaşlar. Buyurun, videoya geçelim. Çünkü bu şu an hocalara giden takvim, hani belki gün saat değişikliği vesaire olabilir ama kesin bu işin uzmanı Karaağaç'ta notar var. Erman bahsetti, evet aynen. Ha. İçinde kocaman bir sirkehane var. Gizem Hanım'ın yani zaten şef ve bir sürü yeteneği, yeteneği olan bir hanım. Fakat sirke hani onun için ayrı özel. Çok güzel bir sirkehaneleri var, o da sağ olsun. Kendi mekanı olmasına rağmen buraya destek olmak. Evet. Burada bugün yapıyorlar. Kolay değil tabii. Her türlü araçları buraya taşımak herhalde. Evet. Sağ olsun, evet. Burada geçen hafta Singer etkinliğimiz vardı. Evet. Siz Singer'e katılmıştınız, memnun kaldınız mı? Kaldım. Süper. Singer'de senede bir kere özellikle yaz dönemi buraya geliyor. İkinci yaz oldu. İşte İstanbul'dan beri aslında çalıştığımız bir firma. Böyle bazen o markalarla beraber işbirliği yaptı. Ücretsiz kurslarda yapıyoruz. Hiç bildiğim halde böyle bir heveslendim. Sırf bu ortamı solumak için. Ama biraz tadilat işlerim vardı, yoğundum, gelemedim. Hatta cumartesi günkü sirkeye bile biliyorsunuz kesin olarak da geleceğim bile demiştim. Evet. Ama Allah'tan hem olmamış, neden olmadı o geçen hafta? Gizem Hanım'ın arkadaşının yakını rahatsızdı. Tamam. Onun yanında olması gerekiyordu. İyi ki de olmamış, kızım geldi bu hafta. Olmuştu yani. Ama sen geldin. En çok zaten sıkıntı yok. O yüzden geldiniz. Ya ben öğretmenim, bayağıdır tatildeyiz yani. Biz Haziran'ın 14'ünden beri tatildeyiz öyle. Karaağaç'taydık. İşte git gel yapıyoruz öyle. Karaağaç'ta dayımız var öyle. Git gel yapıyoruz yani. Sağdınız mı bundan? Aldık aldık, teşekkür ederiz. Ki bu yıl mesela burası çok rüzgarlı geçiyor yani. Hani bu yıl bayağı bir rüzgar esiyor. Sabah yaz başında klimayı çalıştırıyorsunuz. 7-24 ve Antalya'da öyle evlerde bir tane klima olmaz. Her odada klima olur. Yani bizim mesela 5 tane klimamız var evde ve herkes kendi klimasını çalıştırır. Kapattığın anda nefes alamazsın yani, o kadar nemli ve sıcak bir yer. Herhalde diyoruz işte, önce Antalya sonra dünya. Güneşe yakınlık sırası önce. Onun gibi bir şey yani. Öyle olunca ben de hemen direkt okullar kapandığı zaman hemen geliyorum. Zaten buralıyım aslında. Öyle mi? Memleketimiz olunca da İskele'de evimiz de var. Gidip geliyoruz öyle. Yani lise nerede okudunuz? Burada mı? Burada okudum ben. Burhaniye'de okudum. Ben de burada okudum Burhaniye'de. Öyle mi? Evet. Hayır, Üste hocalar bizim hocamızdı. Evet. Onlar aynen. Aynen. Dil sınıfı vardı bizim. Buket vardı. Evet. Emine Hanımlar vardı. Bir de Aynusa Hoca'nın kocası vardı, onun ismi. O da İngilizce. Enver Hoca. Lise. Süper. Aynen. Selahattin Bey vardı, biyoloji öğretmenimiz. Ya efsane onun bir adamdı ya. Ben çok severim onu. Gerçekten. Yemin ediyorum. Çok ilginç bir adamdı ya gerçekten. Yani puanım hem tıba hem eczacılığa yetiyordu. Ben bir öyle bir sevmişim. Aynen ya. Gittim biyoloji okudum ben yani. Öyle mi? Fen fakültesi biyoloji. Ben Selahattin Bey'i bu kadar seven insan görmedim ya çok. Ama efsane bir adamdı ya gerçekten. Çok tatlıydı yani. Annem yalvardı, kızım deli misin sen, ne yapacaksın, biyolog olup ya biyoloji diye. Ben de çok severek okudum ama şu an okusaydık çok daha farklı bir şeyimiz olurdu. Ben ilaç firmasına girdim. Şimdi gibi geliyor, yazları geldiğinde hep babamın döneminde esnaf olanların çocukları şimdi bana ektiriyor falan. Karşıya indiğim zaman merhaba, hoş geldin falan, o iş insanı evet, çok öyle iyi geliyor burası. Yani çok güzel bir şey o. Selahattin Bey'in bir hikayesi var bende yani. Sınav yapıyorum. Hiçbir şey yok da bir çalışmamışım yani. Sağlık bilgisi dersine giriyordu o zaman. Evet, o zaman da giriyordu. Ya baktı şimdi ben tabii yapamıyorum. Çok da iyi aramız böyle. Bana derdi, İbrahim'cim al 50 TL. Git iki tane yufka al, götür yengene bırak. O derece iyiydi aramız. Tamam mı yani onunla yani böyle. Şimdi baktı ben yapamıyorum. Dedi ya sen biraz zorlanıyorsun. Senin sıran
herhalde şey sıkıntılı. Sen de şu dedi defterin çıkardı dedi. Kağıdın altına koy daha güzel yazarsın. Tabii ben hemen anladım yani. Çıkardım artık geçirdim defterden falan böyle. Erman öyle bir hikayemiz var adamla. Çok tatlı bir adamdı gerçekten. Ağzının içine bakardım böyle ben. Vefat etti mi acaba? Etmiş olabilir yani. Emekli olup da burada kalan. Enver Bey vefat etti haberiniz var mı ondan? Evet. Geçen yaz gittik Hayri Savcı'yı ziyaret ettik. Evinde yoktu. Kadir Boldan vardı. Onu da biliyorum. Kadir Boldan eviyle onların evi ön öne yani yan yana. Kadir Boldan'ı ziyaret ettik arkadaşlarımızla. Ay ne güzel. Öyle oturduk işte soda falan çıkardı. Siz çay sohbet. Ben Karaağaçlıyım normalde. Ha, evet. Karaağaç. Evet. Burhaniyeli değil. Burhaniyeli evet. Ben tanırım. Zaten Kadir Bey de Karaağaçlı. Belki biliyorsunuzdur yani öyle. Ben bir şeyini evet öyle. Hani köken olarak Karaağaçlı o da. Öyle yani. Onun da çok etkisi var. Tarih öğretmenim Kadir Bey. Evet. Bir tane de şey vardı. Felsefe öğretmenimiz vardı bir tane. Evet. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Eşi Alba şeydi. Binbaşıydı eşi. Aynen. Bir de erkek bir edebiyat öğretmenimiz vardı da. İsmi onu şey vardı. Zerrin Hoca vardı edebiyatçı. Zerrin Tepe. Gömeç'ten gelen mi? Yakışıklı bir tane uzun boylu. Cengizler marketin sahiplerinden. Gelecek bir yaratma da şeyin Haynisa Hoca'nın şeyi neyi oluyor? Halası oluyor Haynisa Hoca'nın. Onun sevgi diye bir arkadaşımız vardı. Tuzkaya. Olabilir. Ben onlarla görüşüyorum. Öyle mi? Okul öğretmenim. Ama hocayı görmüş. Evet. Okul öğretmenim bile burada benim hala öyledir yaşıyor. Öyledir ya. Evet yani. Evet. Aynen. Bir de Allah uzun ömür verdi. Ya burası ne güzel. Hem yani zeytinyağlarını yiyor. Aynen öyle. Hava temiz. Evet temiz hava. Oksijen bol. Evet. Sirke güzel bir şey. Ben de şey istiyorum. Benim kardeşim de önümüzdeki sene şeye Karadağ'a yerleşeceğiz. Da. Öyle mi? Antalya'da değil de artık orada oturmayı planlıyoruz. Biraz daha serin bir yere şey. Evet. Ben de işte şey diyorum. Hani oraya gittiğimde de böyle hoşuma giden bir şeyler yapayım. Hani şey para kazanmak amaçlı değil de hani vakit de. Ya para da kazanılabilir. Ya hani hobiden para kazanılabilir hani yani. Hem evet. Hobim olsun. Aynen. Ha. İşte şeye de çok ilgiliyim. Ahşap boyama, işte yağlı boya tablo falan. Hani onları amatörce yapıyorum zaten ama işte sirke de çok. Evet. Hem de sağlığa yararlı bir şey yani. Hem kendine de bir şey yapmış oluyorsun yani. Çok rahat evet. Sizin o elmalar mesela sirkelik oluyor mu? Hani olmaz yeşil elma. Ya, tabii ki oluyor. Sadece kırmızıdan olmuyor değil mi? Yeşilde. Eşim bayramıştı benim de. Çanakkale bayramıştı. Onların da çok elma bahçeleri falan var kayınpederlerin yani. Hani o belki onları da değerlendiririz. Aynen bayağı bizim profesyonelliğe dönebilir yani işimiz. Aynen. Gerçi burada aldığımız bilgi bakalım. O bakalım nasıl olacak yani evet. Olur herhalde yeter yani. Elimizden geldiğince yaparız yani. Üzüm mesela çok var ya, üzüm acaba kolay mı oluyor? Olabilir. Belki daha çabuk oluyordur yani. Belki de çabuk olmaz. Süresi de farklı. Evet. Elma çünkü öyle çok çabuk olmuyor aslında. Bilmiyorum vallahi ben yani. Tam hiç yani ya hani yapacağım dedim ama hiç araştırma yapmadım o konuda. Şey çok, sterilizasyon çok önemli. Kadarıyla. Yani temiz olması, ferment. Çünkü o şeyi de seviyorum mesela. Probiyotik, ferment, turşular yapılıyor ya. Evet. Lahana. Evet. Hiç el değmeyecek mesela ya. Hemen beyaz oluyor çünkü işte değdiği anda. Aynen. Şey dikkat yani. Etmek lazım evet. İşte sirkede bir sirkenin anası diyorlar. Değil mi? Ana o önemli. Öğreneceğiz bakalım. Bakalım aynen öğrenelim neler oluyor. Ben seni çekeyim istersen var. Ben bir yaptığımı çekeceğim. Tamam. Bir şey vardı. Bilmem ne. Bunu nasıl yemek istemiyorsanız da belki o suyla içmek isteyeceksiniz ama bunların ikisinin birleşmesi size güzel bir sonuç verecektir. Böyle düşünmekte fayda var. Yine mesela doğadan bir şey istemiyorsanız. Yok, hayır, yok. Böyle bir şey yok. Doğadan gidip de aldığımız suyu kullanabiliyoruz. Değil mi? Yani bir kulardan çeşme yapmış. Bir şey var. Yeraltı kaynak artezyen evet. Takıyoruz. Otursun, aynen. İşlem görmemişsin bundan da. Sirke yapabiliriz. O arıtma suyu değilse ya. Yok arıtma değil. Tamam. İşte kuyu bahçede hani artezyen diyoruz ya eskiden. Biraz hani denize yakın olunca biraz tuzlu olabiliyor. Hiç sorun değil. Ha. Öyle bir derdimiz yok. Tuzla alakalı hiçbir problemimiz yok. Bunu da söyledik. Ondan sonra İyiymiş. İşte bunu. Seçtiğimiz kap. Bu en önemlisi. Her şeyden daha da önemli. Çünkü bir şey oluyor. Böcek bir şey olabilir.
Doğal ortamdayız. Çok doğal ortamdayız. Doğan Gülgenek. Şimdi cam kap seçmemiz gerekiyor. Bu çok önemli. Gerçekten. Üzerine basa basa söylüyorum. Hatta biraz önce Emine'nin annesiyle de aynı muhabbette konuştuk. Plastik herhangi bir şey sirke yapımında lütfen kullanma. Çünkü içerisindeki asitler o plastiği hakikaten parçalamaya başlıyorlar ve siz çok mükemmel, çok yararlı bir şey ürettiğinizi zannederken videodurumda mikroplastik alıyorsunuz. Ve bunun ileriki dönemlerde siz fark etmeden ciddi problemler de sebep oluyor vücudunuzda. O yüzden lütfen plastik herhangi bir şeyle temas ettirmiyoruz ki. Bir de şey var işte tahta kaşık, cam metal kaşık olayı var ya da bıçak. Her neyse böyle bir şey yok. Bunu yazalım. Yani işte yok tahta kaşık da yapacağız bilmem ne. Öyle bir kuralımız yok. Sadece hani paslanmaz, herhangi bir çelik malzeme olabilir. Cam kaşıklar, cam böyle karıştırma şeyleri var. Onlarla da yapabilirsiniz bunu. Ama en önemli şeylerden bir yere geliyorum. Şimdi ben bunu aldım bir yerden. Ya da daha önceden evde vardı diyelim ki. Yine geliyorum. En önemli şey. Üzerini çiziyor, böyle altını çiziyor özellikle. Siz bunu aldınız. Ve işte domestos, bulaşık deterjanı bilmem ne bunlarla yıkadınız. Ondan sonra yıkamayacaksınız. Yıkacaksanız da aşırı derecede mesela bir gün suyun içinde, akan suyun içinde bekletemezsiniz. Yani içerisinde antibakteriyel herhangi bir bulaşımı kalmaması gerekiyor. Sabun altı, mazır. Hiçbir şey. Bu yüzden de mesela sirke yaptığınız kapları ayrı tutabilirsiniz. Ve sadece suyla yapabilirsiniz. Ya da marketlerde satılan işte bu beyaz sirkelerde de işte herhangi bir sirke varsa onlar kullanabilirsiniz. Tuz kullanabilirsiniz. Limon kullanabilirsiniz. Ne bileyim ya aklınıza gelecek her tipi doğal malzemeyi kullanabilirsiniz. Ama asla antibakteriyel herhangi bir ürün temas etmeyecek yaptığınız kaplara ve ekipmanlara. Bunu da yaptık. Onda da bir sıkıntı yok. Ben pipiyi alır, ufak dolabının altına koyarım. Ya da ne bileyim, burada işte şeyler var, deterjanlar. Oraya koyarım. Böyle şeyler. Ya o kadar saçma bir şey yapıyorum diyelim ki. Oksijen yanındaki her şeyi şöyle söyleyeyim. Sirke çok kolaylıkla içerisine başka şeyleri çekebilir. Kokuyu çekebilir. Çünkü oksijenle iş yapıyorsunuz. Ve siz bunu sürekli karıştırdığınız için aslında ortamın ciddi anlamda oksijenle zengin olması gerekiyor. Ağzı açık mı kalacak kavanoz? Evet. O şekilde. Tamam. O yüzden de anaerobik bir çalışma yöntemi var. Siz bunu karıştırıyorsunuz ve işte köpükler çıkıyor işte. Çünkü ilk başta aslında alkol üretiyorsunuz. Evet. Bu şarapların üzerine takılan şeyler var gördünüz mü? İçerisinde... Evet, havayı veriyor. Evet, evet. Biz onu yapmıyoruz burada. İçeri bir şey girmiyor herhalde. Evet. Onu sadece içeridekini dışarı veriyor. Aynen öyle. Aynen. Wife gibi bir şey. İçindeki karbonhidratı dışarı verebiliyor. Tatlamasın diye. ama dışarıdan içeriye oksijen almıyor. Evet. Alkol yapmamız için gerekli olan şey bu. Alkol saklamak için. Fakat sirkede alkolden sonra asetik asit fermentasyonu başlayacak ya. O yüzden tamamen açık olması lazım. Geniş kap, geniş ağızlı bir kap kullanmamız lazım. Yani şöyle bir şey de yapmaktansa büyük turşu kavanozları var ya. Onlarda yapmak daha mantıklı. Bu çöp kovası gibi mesela. Böyle şeyler. Olabildiğince açık ağızlı şeylerle yapmak da ciddi anlamda bir fark yaratacaktır. Bir şey sormuştunuz. Ne sormuştunuz? Ağzı açık kalın. Ağzı açık, evet. Oksijenle temas etmiş. Yani not aldım zaten. Evet. Aldık, koyduk. Suyu koyduk. Harika. İşte bir sıkıntı olmadı. Şimdi ben bunu yaparken genellikle ne oluyor? Sirke işte sinekleniyor diyoruz. Bilmem ne kokuyor diyoruz falan. O yüzden olabildiğince yaşam alanınızı uzakta tutmaya çalışıyoruz. Bunu yapmayalım. Sirke için ayrı bir alan açalım kendimize. Çok sıcak. Şu an mesela hava gerçekten çok sıcak. Hı-hı. Ve sıcakta evet bakteriler çok fazla hareket halinde oluyor ama bu sefer de bir nevi çok çalışmaktan da farklı forma geçebiliyor bakteriler. O yüzden de çok sıcak, çok soğuk bilmem ne falan böyle bir şey değil. Dengeli bir, yani insan vücudu ne istiyorsa aslında bakteriler de bunu istiyor bir nevi. Ben demiyorum ki her işte 12 ay boyunca 18 derecede tutun. Bu değil elbette ki. Ama yaptığınız meyvenin mevsimine göre çeşitlilik gösterecek. Kışın yaptığınız üzüm sirkesi tabii ki çok daha uzun sürecek. Ama yazın yaptığınız bir anda olacak. Çünkü bu sıcaktan kaynaklı. Bunu da yaptık.
Ve ağzını o işte tülbent gibi bir şeyle kapattık. Ve işte her bir ay boyunca karıştırdık. Altındaki bütün işte o şey, bütün o sıvı oksijenle temas edene kadar bunu bir ay boyunca yapıyoruz. Herhangi bir küf gözlemlemek istemiyorum bir ay içerisinde. Küfü görmezsiniz zaten eğer her gün karıştırırsanız. İçerisindeki meyve tamamen, yani tam anlamıyla tortu şeklinde aşağıda birikene kadar bunu devam etmeniz gerekiyor. Siz öz kütle sebebiyle aslında ilk başta bu elmaları attığınızda, içerisine su koyduğunuzda elma yukarı çıkıyor. Ya da üzüm. Ama zaman içerisinde o parçalandıkça yavaş yavaş altta tortu birikmeye başlıyor. Hala karışmaya devam ediyorsunuz ve en sonunda artık tamamen yukarıda hiçbir meyve kalmıyor ve hepsi aşağı çıkıyor. Burada anlıyoruz ki artık biz bunu süreceğiz. Yukarıda hiçbir meyve kalmayana kadar karıştırma işlemine devam ediyoruz. Bunun meyve oranını nasıl tamam onu söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim. Benim evde evciler bulunmam. Biraz önce konuştum. Benim tarifleri. Hiç su ve meyve denizleri. Şöyle. Şimdi bazı meyveler form olarak, mesela alıç sirke, daha fazla işte kalp damar rahatsızlıkları vesaire falan, bu tarz şeyler kaybettiler. ama işte alıcın şekeri az. Yani şeker miktarı, meyvenin içindeki şeker miktarı az. Ama maya bakımından zengin bir meyve. O yüzden aslında sadece su ve alıçla sirkeyi çok kolayca kırabilirsiniz. Hiçbir şey koymuyorlar. Ama bu ortamda belki bir tık şeker eklenebilir. Net şey, beyaz şeker ekleyebilirsiniz. Çünkü o eklediğiniz şey sadece alkol yapımında kullanılıyor. Sonrasında sizin son olarak tükettiğiniz sirkede o şeker kalıntısı kalmıyor. Bunu yaptığınız, ne kadar koyu bir şey yapacağınıza göre değişir. Bal ile ilgili mi? Balla ilgili iki tane görüş var. Bir tanesi antibakteriyel özelliği olduğu için. Eğer şekeri az bir ürüne bal koymak istiyorsanız onun yerine pekmez bile koyabilirsiniz, şarap koyabilirsiniz. Evde kalan böyle hani artık bir şaraplar varsa onlardan ilave edebilirsiniz. Yeter ki alkolü besleyecek bir şey koymamız gerekiyor. Ama bal işte orada tartışmalı bir konu. O yüzden direkt normal sadece pekmez, ne bileyim işte başka meyve ilave edebilirsiniz bu arada. Daha şekerli. Aynen öyle. Nohut olabilir mi? Şimdi o konuyu hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Yine geleneksel olarak bu çok fazla yapılan, sorulan bir şey. Bunu gerçekten İzmir'de bu konuyla alakalı bir çalışma yaptık biz 950 Üniversitesi'nde. Nohutun hiçbir, yani nötr etkiye sahip. Mayalanma sürecine herhangi bir şey katkısı olmuyor. Nohut mayalı ekmekler falan yapılır ama içine koydukları asıl diğer mayanın etkisi muhtemelen. Evet. Aslında orada nohut değil. Orada ne problem? Ya problem değil. Siz her şeyden maya üretebilirsiniz. Evet. Niye? Çünkü sakınmıyorsanız bazı her şeyi mayaya çevirebiliyorsunuz günün sonunda. En basitinden çam kozalağından yoğurt mayalıyoruz. Niye bunu mayalayabiliyoruz? Çünkü sakınmıyorsanız var üzerinde. Kuru yüzümden ekmek mayası yapıyor. Niye yapıyor? Aynı mantık. İncirden de mesela yoğurt mayalıyoruz. Aynen. Aynen. Evet. Karıncaların yuvalarından bu toprak. Evet. Yani mesela çiğ damlası. Çiğ damlası. Çiğ dediğin şey. Saccharomyces'in ta kendisi aslında doğada bulunan. O yüzden aslında burada nohut bazlı ya da başka bir şey bilmem ne falan bunları koyulmasın amacı sadece o şeyi yükseltmek. Ama biz doğal fermentasyon sirke yapacaksak bu ürün varsa benim elimde ekstradan nohuta bir gerek yok yani. Bir şey daha soracağım. Beyaz ya da kırmızı şarap sirkesinin yapımı ne kadar farklı? Mesela evdeki kalmış şarapları falan bile evet. Direkt olmuyor sanırım. Bir şey. Hayır, olur. Fransa'da galiba süpermarketlerde bile satılan böyle bir özel şarap sirkesi yapmak için bir kaplar varmış. Nasıl bir şey tam bilmiyorum. Hayır. Şöyle hemen anlatıyorum bunu. Biraz önce bu hani Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımladığı yapımı vardı ya. O şu. Şimdi ben en başından alıyorum. Sıfırdan başlattığım bir döngü var benim burada. Meyveyi dalından kopardım, suyu koydum, karıştırdım, imanla yaptım falan filan. Ve o dönemde ilk bir ay içerisinde alkol fermentasyonlarını oldu. Sonra bunu asetik asit fermentasyonuna çevirdim. Fakat benim elimde hali hazırda bir tane alkolik fermentasyon oranı sınır varsa, bu da şarap. Bu elma şarabı olur, üzüm şarabı olur, neyse yani hiç fark etmez. Bu şarabı ağzını açarak yine
Aslında normal geleneksel Türk sirkesi yaparken gibi anaerobik çalıştırır. Yani oksijen temasını sürekli sağlarsa günün sonunda azotik asit bakterileri oluşmaya başlayacak. Bir meyve atıyorum onun içine. Ha, atmamak onu karıştırıyorum. Evet. Sadece karıştırıyorum. Şu an şaraptan bahsediyorum. Evet. Şarabı sirkeye çevirmekten bahsediyorum. Doğru mu? Evet. İlginç. Evet. Yani o yolun yarısından başlayıp evet, devam etmiş oluyoruz. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Evet. Sebebi de şu, kükürt koyuluyor her şeyden. Evet, evet. Bu yani zararlı, yararlı bu tartışmış, bu konuda bir şey demeyeceğim. Çünkü hani birçok ziraat ilerim, yani ekolojik tarımda da kullanılıyor kükürt çünkü. O yüzden hani o birazcık tartışmalı, kişinin kendisine kalmış bir şey. Ben olsam şaraptan sirke yapmam. Elimde meyve var çünkü yani. Ve ulaşımım çok basit. Yani Avrupa'daki gibi çok zor ulaşılmıyor bu şeylere yani. Ekonomik olarak da aynı şekilde. Bir de bildiğim kadarıyla bu asma ve üzüm dünyada en çok pestisite maruz kalan meyvelerden bir tanesiymiş. Yani asma yaptığında hani kendi bahçelerimizdeki değil belki ama profesyonel anlamda yapılan şeylerde çok ilaca maruz kalıyor. Mesela gidip dışarıdan yaprak alıyorsunuz, onu sarıp sarma yapıyorsunuz. Bir de elma. Aynen. Elma, kanser. Evet. Elma ile kanser denkleri var maalesef. Çok sıkıntı. Ama burada herkes burada yaşıyorsa gitsin, kırıklıklar olsun. Ben Çanakkale Bayramış'ta yaşıyorum. Orası elmanın merkezi gibi ama çok ilaç atıyorlar evet, yani. O şekilde görüyoruz yani. Şöyle bir örnek vereyim size. Biz işte analizini yaptırmadığımız hiçbir şey kullanmıyoruz. Evet. Çünkü sadece meyve için değil, zeytin için de evet, çok önemli bir şey. Biraz önce söylediğim aslında çok basit bir denklem. Yani iyi, kötü bir şeyden iyi bir şey üretme ihtimaliniz yok. O yüzden burada Denizli'de Çameli'de Çivril'de iki tane ilçe var. Ve oradan elma alıyorum. Aldık bir keresinde. Sonrasında patladığımız nokta o oldu. Evet. Elması çok güzel. Yani böyle kıtır kıtır yersiniz. Yani böyle reklam filmi gibi yani. Gerçekten çok güzel. Çok iştah açıcı. Şekeri çok güzel. Bilmem ne. Harika oluyor. Ama günün sonunda siz onu alakayasın deyip atıyorsunuz. Evet. Böyle bir şey. Analiz sonrasında çıkıyor çünkü. Kullanıma kontrolsüz bir şey. Ya aşırı kontrolsüz. Yani mesela sen diyelim, az önce bahsettiğiniz gibi hani yan tarlada sen ne kadar kullanmıyorsan kullanma. Tarlalar yakın olduğu için yani mutlaka etkisi geliyor. Evet. Geri dönüyor ve iç piyasada sen onu tüketiyorsun. Evet. Ki biz mesela kışın Antalya'da yaşıyoruz. Düşünün yani o tüm şeyden yurt dışından dönen her size gidiyor. Evet. Sebze meyve Antalya pazarında satılıyor. Bu arada Antalya demişken aklıma bir şey geldi ki benim deneye yanımda öğrendiğim bir şeydi. Şimdi dünyanın bütün meyveleriyle sirke yapılabilir. Mantığımız buydu. Yapılamıyor. O da portakal sirkesi. Tam diyecektim. Portakaldım mı? Reçeli yapılıyor fakat sirkesi olmuyor. Kendisi bizzat şey oldu. Evet, o beyaz kısımları antibakteriyel. Antibakteriyel. Her şey mükemmel gidiyor. Harika yani. Çok güzel kokuyor. Evet. Sadece içini kullanılarak yapılmıyor. Suyundan da yapmıyor. O da olmuyor. Limon da mı aynı? Aynen. O narenciyle sirke yapılmıyor. O onunla bir problem var maalesef. Ama piyasada satılıyor mu? Evet satılıyor. O tartışma olan bir şey. Arama koyuyorlardır belki. Ben öyle değilim. Bir de şöyle bir şey var. Başta söylediğim gibi çok fazla sirke üreten yerlere gittik. Yani Türkiye'de gitmedik belki ama Avrupa'daki birçok yeri gezmişimdir herhalde diye tahmin ediyorum. Ve orada karşılaştığım bir şey vardı. Endüstriyel olarak sirke üretimi nasıl yapılıyor? Hani biz bazen kuralına uymayan diyoruz çünkü. Ama onlar hani belirli şeyleri var. Yaptırılır. Onlar bizden çok daha hani düzgün bir yere çıkıyorlar. O yüzden bir tane sirke yeri gezdiğinde karşılaştığım manzara şuydu. Onlar yaklaşık 24 saat içerisinde tonlarca sirke üretebiliyorlar. Neden? İşte buradaki biraz önceki şarap sirkesi muhabbetinde olduğu gibi bütün o 1-2'yi atlayıp sonunda bir şişe içerisinde sadece kimyasal olarak asetik asit ve meyve aroması. Bu sirke midir diye sorgulayabilirsiniz tabii ki. Dediğim gibi bir gün içerisinde bütün istisnasız olarak söylüyorum. İsteyen dava etsin. Arkamda çok fazla bakıyorlar. Gerçekten bütün marketlerde satılan sirkeler böyle üretiliyor. Bir su içerisinde asetik asit var ve meyve aroması. Bu kadar. Başka hiçbir özelliği olmayan bir sıvı. Buna sirke denir mi? Ben karışıyorum. Siz karışıyorsunuz. O yüzden olabildiğince
ya siz kendi evinizde üretin ya da güvendiğiniz yerlerden satın alın. Ciddi anlamda. Bir de bir şey daha, bunu her gıda için söylüyorum ama üretim yeri gezebildiğiniz yerlerden. Bir insan kendine güveniyorsa üretim yeri gösterir. Bu önemli bir şey. Bunu da geçtim. En sonunda bir de sirke anası. Onu sonra anlatayım. O en sevdiğim. O da güzel. Aslında işin komik tarafı şu. Siz bunları yapıyorsunuz, okey. Hiçbir problem kalmıyor. Fakat işte günün sonunda yine olmuyor bir şeyler. İçinize sinmiyor. Biliyorsunuz ki bu kötü ya. Hani bunda bir şey yok yani. Bu olmadı. Atayım bari diyor. Benim %90 müşterimle iletişimimdeki en komik olay bu. Ne? Yapmış, süzmüş, harika. Sonra alkolik fermentasyonu, sonra asitik asit fermentasyonu başlıyor. Asitik asit fermentasyonu başladığında bizim karşımıza ne çıkıyor? Kurt çıkıyor. Sinek çıkıyor. Ve üzerinde tül gibi bir şey oluşuyor. Bu hani küf gibi değil ama kef derler ya böyle şey. Beyaz bir örtü. Bunlar oluşuyor. Ve hemen diyorlar ki, ay bu küfler de at. Ay bu sineklerle olmadı bu at gibi. Kurt çıktı bununla. Kesin bozdum ben bunu falan. Böyle şeyler oluyor. Külliye saçmalığın deskası yani. Çünkü bir gün gelirseniz gezeriz beraber bizim sirkehanemizi. Onda her taraftan böyle şey, işler uçuşuyor dümdüzde. Hocam bir şey sorabilir miyim? Peki sirke anısı olur. Bu sirke anısı da sirkeyi bitiriyor. Doğru mu? Evet evet. Onu anlatacağım şimdi. Yani sirke anısına yavaş yavaş giriyorum artık. Şimdi ilk önce alkol bitti. O sıvı tamamen alkole dönüştü. Yani aslında o dönemde o bahsettiğimiz aparatı kullanarak içerisine oksijen almayıp dışarı içindeki karbondioksiti dışarı verirse biz aslında net bir şarap yaratmış oluyoruz. Fakat sonrasında biz burnu tıpkı kapatmadığımız için açık devam ettiği için bu sefer asitik asit bakterilerin oluşmasını bekliyoruz. Bu bakterilerin oluşumu aslında alkolün yarattığı kurtlar oluyor. Bu kurtlar larva aslında ve sonunda sinek olur. Bunlara da sirke sineği diyoruz. Bunlar olmadan, bunları görmeden sirkeniz olamaz. İmkansız. Sirke sineklerini görmeniz gerekiyor. Çok iyi. TRT'de bir tane program çıkmıştım ben. Ve orada yanımda bir tane kavanoz götürmüştüm. Hatta birkaç tane götürmüştüm. Orada böyle görsel olarak kameraman çekiyor falan. Video kuruldu. Yani herkes izledi. Yorumlar yapıyor. Çok pis. Allah kahretsin. Sineği şöyle yutturuyorlar bize de bilmem diye. Allah kahretsin. Keşke çıkmasaydı. Topu tuttular beni. Ama sonra böyle birkaçer sonra baktım tamam millet onlara da cevap vermiş falan aslında böyle oluyor falan. Yani onu ben desem o olmayacak yani kendi kendine halletmişler. O yüzden sirke sineği bizim için olmazsa olmaz diyebileceğimiz bir şey. Bunu da hallettik. Sirke sineğini gördük. Sirke sinekleri orada yani sirkenin üzerinde kabın içinde dolaşıyor. Ve dışkıları asetik asit bakterisinden oluşuyor. Asetik asit alkolden daha ağır olduğu için buradaki alkolü yiyorlar ve aşağı düşüyorlar. Bu bir devir daim olur. O sıvıyı tamamen alkole çevirene kadar asetik asit bakterileri savaşıyor, çalışıyor, alta çöküyor, alta çöküyor, alta çöküyor derken bütün sıvı alkolden arınıyor. İleri muhafazakar şey. Muhafazakar bakteri. Ya da alkolik bakteri. Şu alkolü bitiriyor. Aslında sonuç olarak belli ettiğimiz sıvı tamamen alkolden, yani tamamen değil bu arada. Bütün sirkelerde %2 mutlaka alkol kalıyor bu arada. Bu yani bir şey. Bir size söyler, söyleyelim. Ondan sonra ve tamamen çözmüyor. Bütün sıvı asetik asite dönüştü. Artık ben ne yapacağım diyor sirke. Bu arada karıştıracak mıyız? Hayır, bıraktık mı karıştırmayı? Tamam. O meyve çökene kadar. Tamam. Ondan sonra bıraktık. Sonra tamam. Bu sırada bu arada yani işte üzerinde beyaz bir şeyler gördünüz bilmem atmıyorsunuz sirkeyi. Devam. Küf, yeşil küf görene kadar öyle bir şey yapmıyorsunuz. Eğer zaten çok düzgün bir şekilde ilerlerseniz görme ihtimaliniz yok. Bunu da yaptınız. Sonra geriye ne kaldı? Hiçbir şey ellemiyorum. Hiç karıştırmıyorum. Dengesini şaşırtmıyorum. Bir yerden bir yere taşımıyorum. Hiçbir şey hiç. Ya böyle duruyor orada.
ağzı açık ve üzerinde ipeksi bir görüntü başlıyor. Buruşuk, aşırı buruşuk deri gibi düşünün onu. Çok aşırı tül gibi. Bu oluşum gözleniyor ve daha sonra yavaş yavaş böyle aralarda böyle sanki su topluyormuş gibi, hani cilt toplar ya, bunun gibi şeyler görüyor görmeye başlıyor. Sonra o jülyemsi şeyler birbirlerini bulmaya başlıyor. Birbirine tutunmaya başlıyor, tutunuyor. Ondan sonra en sonunda deniz anası kıvamında şekil her neyse yani işte hangi kapta yapıyorsunuz. Kabın şekline göre bir ana oluşturuyor. Hmm. O aslında ana olarak olup yani ana diye adlandırmanın sebebi bile bu aslında. Diyor ki ben bunu yaptım. Bu artık asetik asit, bu sıvı. Bundan sonra ben bunu bir anne gibi koyacağım. Bu. Aslında özeti bu. Dışarıdan içeriye oksijen girmesini engelliyor artık. Daha fazla bir değişkenin ona müdahale etmesini engelliyor. İçerisindeki asidin, asetik asitin, şeker oranının, asit oranının hepsinin sabit kalmasını sağlıyor. Ve sonrasında da siz o andan itibaren ne kadar olgunlaştırmak istiyorsanız o kadar olgunlaştırıp kullanabiliyorsunuz. Fakat sirke anasını aldınız. Dediniz ki ben bu seneye de kullanayım. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu da söyleyeyim hemen. Ya da mesela dışarıdan attım. Benden bir tane sirke aldınız. Ve içerisinde tortu, sirke anası falan oluyor bu arada. Satılanlarda da oluyor bazen. Yani analı diye. Yani şey şişelenmiş yani içinde de olabiliyor bazen. Çünkü eğer doğal fermente ise o sirke anası onu yapacak illaki. Siz onu kapağını açtıktan sonra oksijen giriyor ya içerisine. Çalışmaya başlıyor. Hayır, bunu bozamazsın. Devam. Oraya bir tane ana oluşturmam lazım yani. O yüzden şey, bunu yapacak mecbur. Bunu aldınız ya da kendi yaptığınız sirkenin anasını aldınız. Ve işte onu alıyorlar bir kabın içine koydum ben. Fakat sonra küflenir. Sirke anasını sirkeden ayıramazsınız. O yüzden de üzerini geçecek kadar sirkenin içerisine bekletmeniz gerekiyor. Hiç fark etmez. Küçücük bile bir parça bıraksanız, onu bile kullansanız yeterli. Çünkü orada milyonlarca, 1 milyon diyelim ki probiyotik var o sirke anasının içinde. Siz bir sonraki sene 1 milyon daha oluşturuyorsunuz ve o 1 milyonluk şeyi bir daha attığınızda 2 milyonluk bir bakteri elde ediyorsunuz. Sürekli bu döngüyle şu an Aylin abla çok iyidir. Beraber çalışıyoruz kendisiyle. İşte bu İzmir'deki 9 Eylül Üniversitesi'nde mikrobiyoloji doktorları bir çalışma yaptı. Bizim sirkelerimizin probiyotik oranlarını biz bilemiyoruz artık. Çünkü her sene katlanarak çok komik oldu yani. Ekşi maya ekmek koyunuz yıldır. Evet, tam olarak bu aslında. Bu yüzden de şöyle bir şey var. Kombuça'da duyuyorum bunu. İşte anası 3 defa kullanılır, 4. de olmaz falan. Hayır, böyle bir şey yok. Yani tükenmenin olması lazım. Hani, yani. Sirkeyi, pardon halayı istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. O da bir, hiçbir problem yok. Yani yaptığımız şeyin içinde bekletebiliyorum. Oradan bunu acılaştırır. Bunu acılaştırır. Yaptığımız şey. Oradan alıp kadar bir miktar koyuyorum yaptığımız sirkede ama. Peki dolaba mı koyacağız? Dolaba koyabilirsiniz. Hiçbir problem yok. Başka bir sirkenin içine koyup dolaba koyacağız. Evet. Yani dışarıda durabilir. Dışarıda durabilir ama şey onu korumanız zor olabilir. Evet, evet. Onun üzerinde de bazen ana oluşuyor tekrar. Bitiriyor sirkeyi hocam. Bir yıl benimki öyle oldu. Sürekli sirke koyun bitirdi. Ana böyle çok kalın oldu. Atın işte. Şey, hayır kesin. Yani parçalanıyor. Bir küçük parçalanıyor. Yani o kadar büyük bir şey yapmanıza gerek yok zaten yani. O yüzden de çok parçalayabilirsiniz. Aynı işte ekmek mayası gibi. Hani fazla eline atın. Hamuru da besliyorlar ya. İçine şeker ya da un atıp hani besliyorlar böyle. Evet. Üstünde o ana olmadan size sit olmuş olabilir mi? Ama ana yok. Şimdi alayım tutma. Nasıl ben daha rastlamadım. İlla oluyor. Oluyor. Çünkü ya yani o başından beri hani nasıl elmayı suyun içine atıyorsunuz, onu suyun içine atmadan sirke olmuyorsa, ana görmüyorsanız sonunda o da tam anlamıyla bir sirke olmuyor. Belli ki orada çalışma var. Hala bırakın dursun o yani. Ama mesela şöyle, 7 sene önce yaptığımız bir sirke var bizim. Duruyor hala, tadında sadece kullanıyoruz. Aslında matematiğinin de olmadığını gösteriyor. Şu an ana yok üstünde 2 senedir. Ama aşırı derecede keskin. Yani içen böyle sadece bir damla falan içebiliyor yani. Ben kendime manyak şeyler yaptım. Canlı. Canlı. Evci hayvan gibi yani. Aynen. Bazen kategorisine mi giriyorlar dediğin sonra? Hayır. Balzamik aslında şöyle, balzamik İtalya için söylüyor. Belirli derecede, yaklaşık 24 saat ya da daha bile fazla kaynatılmasıyla üretilen bir şey. Yani üzümü alıyorsunuz, sıkıyorsunuz, ondan sonra bunu kaynatıyorsunuz. Ya kaynatma olarak ne? 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 Ne?
aynı süre 54 derecede mi? Öyle bir şey olması lazım. Hı-hı. Çok emin değilim şu an ama o, yani tam kaynama noktasına ulaşmadan belirli bir derecede sabit değil. Onların kazanları ayrı zaten. Biz yaptık bu arada. 12. senemizi bekliyoruz şu anda. Ama bazen ilk başta tadı çekmesi bilmiyorum. Çünkü bazen ilk isminin şeyi sahibi onlar. ve işte yaklaşık bir gün ve bir günden daha fazla süreyle çektirme işlemi gerçekleşiyor. Suyunu kuraylaştırılıyor. bir de bir karamelizasyon gerçekleşiyor yani. O yüzden zaten hani orada bir soru işareti var. Ve onu da aynı şekilde yine direkt oksijenle temasını sağlaya sağlaya sularda karıştırarak 12. senesini tamamladıktan sonra adını bazaya koyuyorlar işte. Acaba şey fabrikasyon olarak gerçekten 12 sene beklemiyor mu yani? O hani İtalya'daki şeyler. Bekleniyor. 100 yaşında bile bazıları tattırmış. Biz. O çok güzel bir gelenekleri var. 300 litre bir fıçı. Ve kendisi yapmamış bunu. Dedesi yapmış. Ve çeyiz olarak. Ona. Hayatında çalışmasına gerek yok. Zaten 11 litre 11 litre satılıyor. Yani 300 litre o kadar pahalı ki. Yani ve bunu geleneksel bir işe döndürmüşler. Hepsi okey yani kafası rahat. Hani para kaybedeceğim korkusu yok yani. Çok ilginç ya gerçekten. Güzel. Bizde de altın hakkı yok. Kaynaklıktan sonra ne yapılıyor balzamikte dediniz? Oksijenle teması sağlanıyor. Asetik asit bakterisi oluşturmaya çalışılıyor. Ve daha bunu her gün karıştırıyor mu? Evet. Bir ay boyunca falan mı? Bir ay değil de o daha fazladır muhtemelen. Çünkü daha sadece meraktan soruyorum. Ve sonunda zaten buluyor. Asıl amaç burada sadece bizim orada da var aynı şey. Şarap fıçısıyla sirke fıçısı farklı oluyor. Yani malzeme olarak değil ama oksijen temasını fazlalaştırmak adına fıçıların üzerine bu kadar bu kalınlıkta işte bu genişlikte kesiyorsunuz ve içerisine şey giriyor, oksijen teması oluyor. Normalde küçücük bir deliği oluyor şeyin şarap fıçılarında. O kısım kesiliyor, oksijenle teması sağlanıyor ve böylelikle de sirkeye dönüşmüş oluyor. Sirkenin derecesi ne kadar olmalı? Bu hangi derecesi? 35 ay oluşunda sirkeyi kurdun kaç derecede beklemeli? Şimdi doğal fermentasyon dediğimiz anda herhangi bir standart bir şey belirlenmiyor. O da bizim yaşadığımız bölgeyle alakalı bir şans. Sebebini söylüyorum. Bizim sirke yaptığımız sirkenede mimari olarak cam kullandık. Sadece sineklikler var. Bir ahşap bir bina. Arı kovanı bile yaptı. Arılar kovan yaptı. Bizim ahşap bir kovanı. işte örümcekler, bilmem neler falan filan böyle bir alan yani görürsünüz umarım gibi. Her neyse ve burada şöyle bir şey var. İşte diyelim ki tam zeytin zamanı muşmul oluyor, alıç oluyor ve biz bunları işlemek zorunda oluyor. Yanmıyor hani çok nemli, Allah kahretsin yanmamamız lazım diyoruz. Çünkü bakteri yani alkol oluşumunu ve sonrasında da bakteri oluşumunu kötü etkileyen bir şey ne. Bu yüzden kışın o 18 derecelere, 10 derecelere düşüyor belki akşamları. Hiçbir müdahale etmiyoruz. Sirkeler daha bakteriler çok daha yavaş hareket ediyor. Ve çok daha uzun sürede elde ediyorsunuz o sirkeyi. Ama yazın, şimdi üzümü yani şöyle hafiften patlatınca bile sirkeye dönüşüyor zaten kendisi yani. O yüzden hani sıcakta elbette ki çok hızlı çalışıyor. Fermentasyonu sadece şey değişiyor, süresi değişiyor. Evet, aynen öyle. Buzdolabında da mayalanmaya başlıyor. Tabii tabii, evet aynen öyle. Hamur gibi düşünebilirsiniz bunu yani. Yavaşlıyor sadece, evet. Mesela akşam yaptığın buzdolabında süre değişiyor. Yani. Başka hiçbir şey yok. Peki bu hani sinek oluşumu dedik ya, ben oraya takıldım. bu tülbentle kapattık, bu sinekler nereden çıkıyor yani? İçinden nasıl çıkıyor. Olacak? Yani süre çıkıyor. İçine. Larva oluyor, ne oluyor? Yani dışarıdan gelip de ay efendim. İçeri girme giyin ya. Bence zaten orada insanlardaki kalıp verir. Evet. Kendinden ürediğini düşünemiyorum. Dışarıdan gelip. Başka konuştuğunuz bir şey var mı? Eyvallah. Vallahi. Ben onu hatırlayamıyorum. Demiştiniz. Fakat içerisine bahçede kekin var. Kekik koymak istedim. Güzel kokuyor. Maya var mı? Evet var onda da. Çok güzel. Evet. Yıkamadan attım içerisine. Ve onu beraber alkolik fermentasyona geldi. Beraber asetik asit fermentasyona geldi. Ve en sonunda kekik kokulu bir üzüm sekreti. Çok güzel. Yani aromatik zeytin. Elma ile gülü karıştırabilirsiniz. Ondan sonra mideyle yaptım. Benim mideye alerjim vardı. Boğaz ağrısından gidiyordum. Bu bile artık çok öfkeli.
Neyse. Ama bence iyi de çiçeğiyle uygun yani. Çok güzel kokuyor çünkü. Evet evet, o tarz şeyler yaptık. Çok güzel. Aromatik bitkilerle yapabiliyoruz. Aynen. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bu bence yani biz şu anda bu sirkeyi yapmakta çok keyif alıyoruz. Enginar sirkesi. Enginar'da da kesip böyle 4'lü 5'e parçaladıktan sonra hiçbir şekilde ellememem, hiçbir şekilde hijyenini sağlamadan sadece kesip atın suyun içerisine. Belki içerisine bir iki tane elma atabilirsiniz ya da işte bir meyvenin suyunu koyabilirsiniz, şeker atabilirsiniz. Tatlı bir şey, sebze yani değil mi? Dünyada ilk mayalanan peynirin yabani enginardan mayalandığı söyleniyor. O yüzden enginar inanılmaz yüksek. Besin içeriğine sahip. Evet evet, aynen öyle. Saplar. Dörde böyle hemen. Şey, sap kullanmıyor bizi. Ha, sap yok. Sadece meyve kısmı şey. Hocam tekrarda çakaş meyvelerden sirke. Evet, yapabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Yoğurtsuz sirkesi falan. Evet, evet. Yani şey, Eskişehir bölgesinde tükenmez denilen bir şey var. Fermantasyonu yok sayan, biriktirilen bir sirke. Yani alkol fermentasyonu da asitik asit fermentasyonu da birbirine karıştırıyor sürekli. Yani sirke ne olduğunu bilmiyor böyle, hani kafası bulanık. Sürekli dayak yiyen bir şey mi düşünün yani? Ya o da tartışma oluyor işte, bilmiyorum da. Sirke mi ama o da sirke mi? Ha, o anlamda. Artık o probiyotik oluyor. Prebiyotik de oluyor aslında yani, her neyse. Pire o yüzden şey, sürekli o suyun içerisine, o sıvının içerisine yeni bir şeyler koymak, oradaki şeker miktarını arttırmak, oradaki işte alkol miktarını arttırmak ne derece mantıklı, o sirke olarak adlandırılabilir mi, o konuda bir şey söyleyemiyorum. Ama elinizdeki bütün meyveleri karıştırıp yapabilirsiniz, biz yapıyoruz. İşte şu an mutfakta kullanmaksa amaç yani, okey. Dert tasa değil yani. Mesela şey, bu da var, çilek. Çilek sirkesini... Elma sirkesi yaparken içerisinde birkaç tane çilek atın, çok güzel koku veriyor mesela yani. Gizem Hanım, sırf gülden reçel şey sirke olur mu? Evet, biz yapıyoruz. Ablam denedi mi? Oluyor. Şeker mi koyuyorsunuz? Evet, şeker koyuyoruz. Ne kadar mesela? Biz çok büyük yapıyoruz. Hayır, mesela onunla bir oranında falan mı yapıyoruz? Ne kadar şeker koyuyoruz? Anladım. Onunla bir oranında mı, beşli bir oranında mı? Hayır, şöyle, ben şöyle bir açıklama yapayım size. Siz de bu şekilde matematik hesabı yapmayın bana kalırsa. Çünkü biraz önce söylediğim gibi o ürünün ne kadar maya ve ne kadar şeker barındırdığını, ne kadar nişasta barındırdığını bilemiyoruz ya. O yüzden aslında ve hızlı olan bir şey değil. Bir anlık bir yemek reçetesi değil bu yani. Hani, ay attım yanlış oldu falan diyebileceğimiz bir şey yok. Bazen çok soğuklarda bizim sirkelerimizin asidi kaçmaya başlıyor. Bakteriler çalışmadığı için. Ne yapıyoruz? Hemen bir ılık su, şekerli ve olabildiğince biraz yani bir hiçbir mantığı yok bunun. Yani şey, matematiği yok. İşte şu kadara şu kadar falan gibi bir şey yok. Yeter ki birazcık canlansınlar. Yani onları bir besleyelim. Bugün attığınız bunu 2-3 gün beklediniz. Gördünüz ki evet tamam. Geri dönüyor yani, okey, hani iyileşme var. Nasıl anlayacağız onu ya? Bir oksijen çıkımından mı? Karbondioksit çıkımından mı? Tatta bakacağız. Tamam. Asidik. Bir de çok çirkinleşince de hayatınızda duymadığınız koku oluyor. Onu da zaten anlıyorsunuz onu. Böyle şişten geçmiş oluyor mu? Evet oluyor. Onu artık ne kadar şekerli yani artık. Onu artık temizlik yapacağız. Yapacak bir şey yok. Böyle de olmuyor. Öyle mi? Ya. Sorularınız var mı? Şey, ne yapıyorsunuz? Hocam, gül reçelini yapıyorsunuz. Hikaye, mayası ne olacak? Gül sirkesi mi? Gül sirkesi ne yaptık? Mayası kendisi. Kendisi. Çünkü şey, siz yoktu, baştan anlattık. O ilk tomurcuktan itibaren, o gül olana kadar onun üzerinde maya birikimi oluyor. Hatta gülü gözünüzün önünde canlandırırsanız onların da üzerinde tozumsu bir şeyler olur ya. Ama toz değil de işte o sakarolu sesler. O yüzden o yönden çok yüksek maya biriktiren bir ürün. Onu kullanabilirsiniz. Hibiskus da olur. Hibiskus da kullanılabilir. Yapabilirsiniz tabii ki neden ama harika olur. Karışıma koyulabilir yani belki. Evet bir karışıma koyulabilir. Evet. Aynen öyle. Renk değişir. Evet. Ya şöyle aslında. Şöyle bir mantar denilebilir. Artık bir çiçeği var.
Evet, evet aynen çok güzel bir şey o ya. O da güzel renk veriyor. Ben onu denedim. Beyaz kısmı. Neydi? Biz onu 300 kilo gülüş parçamız oldu. 300 kilo civarında gülüş ekmeğiyle ilgili. Gülü de öyle zannettik. O biz bilen 300 kilo gülüş. Çok oldu. Yani görüntü işte. Görüntü. Konserve veya kuşu yapmak. Yeterli.
evet, bizim pazarda o kadar güzel şeyler var ki. Ya, evet, 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 pazarda falan da. Erman şu anları çeksene, çekiyor musun bunları? Çekiyorum, çekiyorum. Tamam. Bir ay sonra. Aha. Çalışma yapmışım, ben katılamadım ona.
Zihinler de çok güzel gerçekten. Evet, farklıyız. Hadi herkes birbirine gidiyor. Ben vazgeçtim, tamam. Yarısı kadar başlayalım. Ne kadar meyve yapalım hocam? Hocam yarısı ne kadar mı? Yarısı meyveyi yarıdan bırakalım. O kadar, yarısı ne kadar. Tamam. Yani daha koyalım. Evet, yarısı yeter. Hocam bu kadar meyve yapıyor mu? Çok güzel üzümler gerçekten. Hemen yesene. Yorum yorum. Gel gel. Onlardan çok güzelmiş. Evet, bir kere süreceksiniz ya bunu.
Ondan sonra bir daha o şeyde kokuyorsanız çok fazla. Onu da üzerinden böyle kokuyla çok karıştırmadan bir kere daha sürebilirsiniz. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim size. Bu dört tane sirke aynı meydana. Yani hepsi ve cinsleri farklı. O yüzden farklı şeyler elde etmemiz çok normal. Şimdi olup yok. Kafasına göre. Söyleyeyim mi öyle? Ben de o kadar koyayım. Tam boğuluna kadar. Yani şimdi açık kalsın. Hani bu olacak. Ne kadar oksijen ne kadar sen açık kalsın. Şimdi açık kalsın. Evet. Şimdi burada da böyle küçük küçük. Oturuşu da İstanbul'da yani.